Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. LED tabela kayan yazı nasıl yapılır? Bununla ilgili daha önceden birkaç soru almıştım. Onunla ilgili videoya hazırladım. Montaj nasıl yapılır? Güç bağlantısı, animasyon kartı, adaptör seçimi vesaire nasıl olur? İlk önce montaj kısmını anlatırım. Bir sonraki videoda da animasyon nasıl yapılır? Kartın içerisine nasıl yazı yazılır? Onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle tabelamızın boyutu 128'e 32 santim. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane kartımız var. Kırmızı renkte bu tabela. İsterseniz şuradaki ok yönlerine bir doğru bakalım. Ben bu tabelayı dik olarak kullanacağım. Yatay olarak kullanırsanız biraz daha dizilimini farklı yapmanız lazım. Bu konuyla ilgili bir sorunuz olursa videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle animasyon kartına bir bakalım. Bağlantıları ilk önce hangi kartı kullanacaksanız gördüğünüz üzere şuradan birinci karta veriyoruz. Sonrasında ise ikinci sıramızı verdiğimiz zaman aşağıya doğru zaten ok yönlerinde kaydırmaya başlıyor. Bunda eğer bir terslik yaşarsanız yönü çok o an için önemli değil. Yönlerini değiştirip normale almaya çalışın. Yazı sağdan ve soldan ortalanmış şekilde devam edecek. Buradan aşağı zaten şu gördüğünüz data kablolarıyla bağlıya bağlıya atlı atlıya gidiliyor. Hepsini birbirine bağlıyorsunuz. Burada da bu sırada da aynı şekilde. Bunun mantığı animasyon kartından aldığım veriyi bilgiyi buradan aşağı komple dizerek yani buradan aşağı sürerek göndermek. Zaten ok yönleri de onu gösteriyor. Eğer bu tabelayı yan kullanacak olsaydık aşağıya doğru verecek olacaktık. Ama biz dik yapacağımız için ok yönleri gördüğünüz üzere aşağı doğru. Yani buradan aşağı sürerek götürecek tabelayı. Şöyle yakından da inceleyeyim. Güç kısmına geçmeden önce animasyon kartını sürekli kapağını açmamak için bu hazır kasa olan bir tabela. Şurada gördüğünüz üzere bir tane uzatma kablosu yaptım. Şu şekilde uzatarak şuradan çıkardım. Yazdığınız yazıları bilgisayarda flash diske attıktan sonra bunun ucuna takıp 5 saniye bekledikten sonra çıkardıktan sonra otomatikman hafızaya alıyor. İçerisinde zaten şurada görmüşsünüzdür pil var. Hafızayı aldıktan sonra bozulana kadar aynı şekilde yanacaktır. Herhangi bir silinme vesaire durumu kesinlikle olmaz. Sonrasında ise adaptör seçimine gelelim. Kaç amper kullanmanız gerekiyor? Böyle bir tabela için ortalama 30 ya da 40 amper fazlasıyla yeterli olacaktır. Sadece dikkat etmeniz gereken konu bu tarz tabelalarda akım çok fazla çektiği için sonuçta 5 voltta çalışan bir cihaz. Biraz yüksek koymaya çalışın. Bir de bilmediğiniz dandik bir marka almamaya çalışın. Dandik marka olduğu zaman 40 amper yazan adaptör otomatikmen 20 amper belki de 15 ampere kadar düşüyor. Hiçbir verimlilik olmuyor. Ya adaptörü bozuyor ya da kartlardan birine zarar veriyor. Bu husus önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu tabelalarda genelde şu yanılgı var. Bu da 12 voltta çalışıyordur. Ya zaten 5 voltta mümkün değil. Sonuçta telefon şarj ediyor. Yani orada çalışır mı? O şekilde düşünmeyin. Bunların altyapısı 5 volt üzerine kurulmuş bir sistem. Zaten yüksek amper dediğim gibi çektiğinden dolayı önemli olan akımın gücü zaten. Voltaj çok önemli değil. Voltajı kendisi 5 voltta sabitlemiş. Buna kesinlikle 5 volttan yüksek adaptör vesaire kullanmayın. Bir de dikkat etmeniz gereken husus şurada VCC ve GND uçları var. VCC her zaman kırmızı artı ucudur. GND ise şasedir. Kesinlikle şaşmaz. Bütün kartlar bu şekildedir. Buradan aşağı götürdüğünüz zaman buraya örnek veriyorum. Birinciyi kırmızı eksi olarak bağladınız. İkinciyi siyah kırmızı olarak değil de tam tersi olarak yaptınız. Yani buradaki sıralamayı buraya, bundaki de buraya aldınız. Otomatikmen adaptörü bağladığınızda buradan aşağı olan kartlara zarar verecektir. Buna kesinlikle çok dikkat edin.
Data kabloları çok önemli değil. Yani yanlış bağlama şansınız zaten yok. Bağlasanız da bir problem olacağını sanmıyorum. Hepsinde şu şekilde dişler var. Yani mantığını bildikten sonra kurulumu çok fazla sürecek bir şey değil. Zaten dediğim gibi hazır kasa olarak satılıyor bunlar genelde. Arkasının kapağı da var. İstediğiniz yere dik ya da yan şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz kadar uzatıp boyunu, istediğiniz kadar enini aşağıya doğru verebilirsiniz. Bu sizin tabelanızın boyutuna bağlı. Tesisat bu şekilde. İsterseniz kapağını kapatayım. Bir tane üzerinde görünen yazıyı bir görelim. Ne yazıyor ya da tamam olmuş mu? Yaptığımız işlem tamam mı? Bunu bir görelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi montajımız başarılı. Ben öncesinde yazısını yazmıştım. Flash'a takıp attıktan sonra zaten hemen hafızaya alıyor. İstediğiniz yazı karakteri, istediğiniz animasyon, hatta biraz daha işi ilerletirseniz resim dahi ekleyebiliyorsunuz. GIF olarak canlandırıyor kendisini. Oldukça güzel, sade bir sistem oldu. Kendinize rahatlıkla yapabilirsiniz. İnternet üzerinde birçok sitede kartlar, animasyon kartı, adaptör vesaire satılıyor. Siz de alın. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer video işinize yaradıysa videonun altına yorum yapıp sayfamızı takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.